Ee, Sayın Bahçeli konuşacak ama henüz kürsüye gelmemiş. Biz yine başlamış, devam etmiş olalım. Şimdi ben bak, bakıyorum bir, bir şeyi görüyorum. Şimdi bir tarafta yağ var diyenler, diğer tarafta ne yağ kardeşim hakkı bu diyenler. Ama ben yani e, iktidara destek veren medyadan şey bekliyoruz. Yani hani bunun perde arkasında ne var? Onu aydınlatmasını bekliyoruz. Bakıyorsunuz eften püften şeydir. Bir söylediğiniz Yeni Şafak'ta işte bir aylık yağ stoğu, insanlar bir aylık yağ tüketmiş. O evet sorunu ortaya koyuyor. Ama şu manşet gibi, akit gibi sorunu ortaya koyan, asıl planı ortaya koyan ben bir gazete görmüyorum. Günü geçiştiren gazeteler görüyorum. Ne diyor akit manşetinden? Gıda teröründe Çark işte böyle işliyor diyor. Bir, gıda ya da ürün yokluğu fısıltı halinde yayılıyor sosyal medyada. Aynen Cuma Cumartesi günü bunu gördük. İki, art niyetli bazı tabela internet siteleri fiyatları şişiriyor, astronomik fiyat koyuyor. Fondaş medya, Cumhuriyeti, Bir Günü, Sözcüsü, Yeni Asya'sı, Millisi hatta eklenebilir bu kadroya. O da teşhisini koymuyor aynı ekolün grubun peşine takılıyor. Fondaş medya fiyat artışı ve stok kaosunu köpürtüyor. 4. Stok yapan marketler ürünleri o dakikadan sonra artık fahiş fiyatlayarak vatandaşı o panik havasıyla satın almaya teşvik ediyor. Evet yani bunu ta 1920'lerde 26'daki Türk Ceza Kanunu'nda da var. 2004 yılında hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nda da var. Sadece AK Parti'ye özgü bir olay değil her dönem yaşanabilecek bir olaydan bahsediyoruz. Tamam serbest piyasa. Evet isteyen istediği fiyattan satabilir. Çünkü devlet kendisine güveniyor. Diyor ki isteyen istediği fiyattan satsın. Ama zaten satamaz ki. 1 liralık malı 2 liradan satmaya kalkan bir kişi 1 liraya satan olduğu için serbest piyasada gider 1 liradan satana gider ve ondan mal alımını tercih eder. Dolayısıyla ben kendime güveniyorum. Ürünün bolluğuna güveniyorum. Satıcıların bolluğuna, rekabet ortamına güveniyorum. Ve sonuçta da isteyen istediği fiyata satsın. Denildiği halde yine de Türk Ceza Kanunu'na madde konulmuş. Şu anki yeni Türk Ceza Kanunu'nda, 1926 yılındaki Türk Ceza Kanunu'nda da var. Daha evvelki nah diye geçiyor. Osmanlı kanunnamelerinde de var. Şimdi bugün yürürlükte olan 237. maddede işçi ücretleri diye başlıyor. Bugün itibariyle kimse işçi ücretlerinden çünkü asgari ücret var. Asgari ücretin altında zaten ücret belirlenemez. Onun dışında da az işçi ücretleri üzerinden bir spekülasyon ben şahsen günlük ortamda görmüyorum ama kanuna yazılmış. Demek ki böyle bir ihtimal var deniliyor, öngörülüyor. Böyle bir ihtimalde de işçi ücretleri üzerinden spekülasyon yaparsanız kanunun cezasıyla karşılaşırsınız diyorlar. İşçi ücretlerini bir kenara bırakıyorum. Devam ediyorum maddeyi okumaya. Besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hile, hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası deniliyor. Şimdi 3 ay, 6 ay falan 1 yıl, 2 yıl bunlar çok gülünç rakamlar. Adamlar milyonlar götürüyorlar. Ne deniliyor? Bakın bir günde 30 günlük yağ ihtiyacı, yağ satışı gerçekleştirilmiş. Yani şöyle düşünün, 12 günde, bütün bir yıl boyunca yapılacak satışı gerçekleştirmiş oluyor satıcılar. E böyle bir şeyi, böyle bir dengesizliği hangi ekonomiyi kaldırabilir? Hangi üründe kaldırabilirsiniz siz? Stok yapmaya kalksanız, bir kere nakil zincirleri, tedarik zincirleri diyoruz, sıkıntılı. E bu noktada siz markete bugün satılan bir ay boyunca satılacak olan ürünü bitirdiğiniz an ertesi günü Gerçekten ihtiyacı olup da gidip sıvı yağ almak isteyen kişi gerçekten o sıvı yağı temin edemeyecek demektir. Dolayısıyla buradaki bu hileli yollar mı dersiniz veyahut da fiyatları artırmak için mi dersiniz? Çünkü hemen hemen hepsini değerlendirmiş kanundaki ifade mutlaka eksik kalmış yerlerde vardır. Haşa Allah yapısı değil tabii ama de, malların değerlerinin artıp veya eksilmesi veya yalan haber üretilmesi, yalan havadis yayılması veya sair hilelere başvuran. Yani kanunu hazırlayanlar da demişler ki ya biz buraya bunları yazıyoruz. Yalan havadis falan filan diyoruz ama sonuçta bambaşka şeylerle de pratikte karşılaşabiliriz. O zaman ne yapalım? Genel bir cümle de koyalım buraya. Hileli yollarla diye genel bir anlamda buraya eklenmiş. Şimdi bu noktada sıvı yağ bitti şeklinde. Kim ürettiyse bir, iki, 36 ay taksit yapıyoruz sıvı yağ. Düne kadar yoktu kardeşim sıvı yağda. Hele hele gıda ürünlerinde, bozulacak malzemelerde, mallarda ne zaman taksit yapılmış? Bir tane çıkarsınlar göstersinler. Desinler ki kardeşim bu işin piyasası budur. Evet bir çok üründe, piyasada, cep telefonu satışları. Taksitle satılıyor. Çünkü satışı artırmak istiyorlar. İnsanlar elindeki cep telefonunu değiştirmek istemiyor bir noktaya kadar. Onları cazip noktaya getirmek için ne yapıyorlar? Taksitle veriyoruz. Ya cebinden fazla para çıkmayacak deniyor. Ama tüketim malzemine özellikle günlük ev mutfak eşyalarını, mutfak ürünlerinde, mutfakta harcanılan, yemek yapımında kullanılan hangi üründe şeker, tuz, çiçek yağı vesaire vesaire, peynir, süt bunların hangisinde bugüne kadar taksitle satış yapılmış ki iki şirket, üç şirket internet siteleri ki onlar zaten marka olarak karşımızda çıkıyorlar. O siteleri bir günlüğüne kapatın siz. Bakın nasıl yola geliyorlar.